Let there be light. Selamlar sevgiler fantastik severler. Şimdiden uyarmalıyım. Bu video iki part olacak. Niye? Çünkü önümdeki kitap yanını görüyorsunuzdur. Bunu gidip de 10-15 dakikalık bir videoya sığdırmam mümkün mü bilmiyorum. Çünkü biraz aslında şunlar iki kitap ve şunun hakkında da çok konuşmayacağım ama e, biraz anlat, anlatmak istiyorum şeyi tanımayan izleyiciye. Beni yahut fantastik kitapları içerikleri tanımayan izleyiciye. Başlayalım mı? Bu bir öneri videosu, fantastik kitap önerileri. Bu aralar fazla girdim o işe, farkındayım. Bilim kurgu yok. Bilim kurgu part 2, fantastik part 1, part 2 falan. Ama sakin olun, yine e, bu Patrick'in savunması yahut... Neydi diğeri? Şey... Don't fuck with cats üzerinden YouTube eleştirisi gibi videolar gelecek. Neyse, başlayalım bir dakikalık sohbetimiz bittiyse. Rüzgar'ın adı Patrick Rothfuss'tan geliyor. Patrick'in savunması videosundaki Patrick Rothfuss bu adam, bunun yazarı. Bu adamı savunuyorum çünkü bu adam iki tane Tuğla gibi kitap yazdıktan sonra üçüncüsünü yaklaşık, yaklaşık değil, dokuz yıldır yazamadı. Şu ikinci kitabını da kenara koydum. İlk kitabı harika, ikinci kitabı ondan da harika belki de. Bakayım, düşüneyim bir fikrim öyle mi belirtmiştim. Emin değilim, galiba ilk kitabı daha çok sevdiğimi belirtmiştim. E, i̇zleyebilirsiniz, ikisinin de incelemesi var kanalda. Bugün kitabı en önerebileceğim yerlerde, bu arada kitabın açıklamasında da çok harika bir karakter yüceltme ve özeti vardır aslında. Yani kitabın arkasında. Şimdi okumayacağım ama şöyle bir müjde verebilirim. Aşağıda SoundCloud linki olacaktır muhtemelen. SoundCloud'da kitabın arkasını okuduğum, hatta rol yaparak okuduğum bir şey var. E, nedir ona? Ses kaydı var, podcast var. Rol yaparak niye okuyorsun? Bu arada kitabı hemen kaldırdım yine. Salak gibi. Rol yaparak niye okuyorsun? Çünkü Kose sürekli olarak bariton bir insan olduğunu söylüyor. Ben de baritonum niye bunu kullanmayayım? Rüzgar'ın adı, Patrick Rothfuss Rüzgar'ın adı sizi aynı bir müzisyenin enstrümanının yanına aldığı gibi taşıyacak falan. Ursula Le Guin'in öyle bir <laughs> açıklaması vardı. Bakayım okuyayım nasılmış. Işık da gelmiyor doğru dürüst. E, konsept yapacağız diye hızlı okuyamıyoruz. Rothfuss rüzgarın adıyla başlayan bu muazzam hikayede nereye giderse gitsin iyi bir şarkıcının bir şarkıyı yanında taşıması gibi bizi de yanında götürecek. Demiş Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin yer hikayelerini, yer deniz, 6 kitaplık yer deniz serisini, ilk kitabı yer deniz büyücüsü olan seriyi yazan e, ee, ne denir ona? Duayen mi? Duayen bilim kurgu ve fantastik yazarı. Fantastik yazdığı en iyi Eserlerden biri bu lakin bilim kurgu da mülksüzlerle gerek karanlığın sol eliyle gerek e, sürgün gezegeniyle bakayım düşüneyim bir kaçırdığım çok önemli bir kitabı var mı Bilemedim tanınır e, Hugo Nebula vesaire çok fazla ödülü ödüle sahiptir Hugo Nebula bu arada bilmiyorsanız bilim kurgu kitaplarında verilen en önemli ödüllerdir. Nobel kazanmak gibi bir şey kitabında Rüzgar'ın adı fantastik bir kitap, fantastik bir evrende geçiyor. Lakin fantastik evrenin kuralları o kadar iyi yazılmış ki yazar size artistik taslıyor. Şöyle çok kısaca yazarlığı özetlerim ben genelde. Yazarlık okuyucuya artistik taslamaktır. Ben senden iyi yazıyorum, sen benim düşündüklerimi düşünemiyorsun, tahmin bile edemiyorsun demektir. Nasıl yani? Hemen şöyle örnekleyeyim. Game of Thrones burada duruyor taht oyunları özel basımıyla. Game of Thrones'ta sürekli olarak insanlar binlerce teori üretir ve tutmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yazar onlara der ki bakın siz teori üretiyorsunuz ama ben sizden daha zekiyim ve ben farklı bir şekilde yazdım bunları der. Ben size evrenin kurallarını verdim. Burada şu hanedan var, burada bu hanedan var. Bunların nedenleri, nedenleri diyorum ne denir ona? Amaçları bunlar. Amaçları doğrultusunda hareket edecekler. Ve ben daha iyi düşünüyorum onların amaçlarını ve amaçları doğrultusunda nasıl hareket edebileceklerini. Rüzgarın adı da aynı şekilde. Rüzgarın adında size bir büyü sistemi tanıtıyor yazar ve bu büyü sistemiyle öyle güzel oynuyor ki siz okuyucu olarak oha mantıklı bunu da yapabilir değil mi lan oluyorsunuz. Çok arka bir büyü sistemi var. Aynı zamanda yerdenizdeki gerçek isim büyü muhabbetini de ekliyor. Yani iki tip büyü var. Birazı hani böyle kadim büyü, birazı İllüzyonist, çoluk çocuğun yaptığı büyü gibi e, anlatılabilir. İçinde çok güzel üniversite ve üniversite hayatına dair şeyler de var. Ne diyor ona? Hikayeler. Dolayısıyla biraz aslında karakterin küçüklüğünden büyümesini gördüğümüz için ve o üniversite hayatını vesaire tattığı için Harry Potter'a benzetebiliriz o kısımları yani. Harry Potter'ın o okula gitme e, olaylarını sevdiyseniz bunu da çok daha seveceksinizdir. Çünkü ben Harry Potter sevmem. Bunu severim. Harry Potter'dan çok daha iyi. Bin kat daha iyi. Onun dışında gördüğünüz kitaplar ne kadar kalın. En önemli konuşulacak olay bu. Bu kitap 780 sayfa yanılmıyorsam bu kitapta 1140 sayfa. Ve en önemli olay şu ki iki kitapta size çok ciddi garanti veriyorum. İki yahut üç haftadan yani her biri için konuşuyorum. İki yahut üç haftadan daha kısa sürüyor. Çünkü yağ gibi akıyor şu ikinci kitabı okurken kendi benliğimi unutmuşluğumu hatırlıyorum. Yani dedim ki wow dünyadaydık değil mi biz? Ben şu an o hikayenin içinde değilim. Aa ne oluyor kafamı kaldırayım da bir iki dakika etrafa bakayım vesaire gibi. Hatta şurada bir gözlüğüm var. Şöyle göstereyim kameraya hangisi görüyorsa artık tozlanmış bir de. Şöyle koyayım. Bu gözlüğü almamın sebebi bu kitaplar. Tahminimce bu kitapları okurken bozuldu gözüm. Yani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Siz düşüneceksiniz onu. Ama kafamı kaldırmıyordum, kaldıramıyordum. Çünkü çok iyi kitaplar. Yüzüklerin Efendisi. Bakın ne kadar iyi görüyor musunuz? Hop kenara kaldırdım. Niye? Çünkü Yüzüklerin Efendisi'ni bilmiyorsanız gerçekten bu kanalda ne işiniz var biraz? Bir, iki, Murat Sönmez diye bir kanal var. Kendisi Multiplayer'daki namı diğer Ejderha. Çok güzel anlatıyor. Yüzüklerin Efendisi'ni tanıtıyor. Gidin ondan izleyin. Ben Yüzüklerin Efendisi piri değilim. Hatta çok da sevmem bu aralar. Çünkü çok fazla fanlarından baskı yedim Yüzgen Efendisi'nin iyi olduğuna dair ki bence o kadar iyi değil. Ve o iyiliği hani kendi gerçek iyiliği ki filmlerini çok severim gözümde daha da düştü o fanların baskısından dolayı. Game of Thrones taht oyunları şayet dizisini bilmiyorsanız kitabını anlat tayım diyeceğim. Gerek yok. Taht oyunları bilim kurgu klasiklerinde, bilim kurgu klasiklerinde değil, bilim kurgu tavsiyelerinde Anlattığım Dune'un yeryüzünde geçen, ortaçağ, fantastik ortaçağda geçen versiyonu. Haneler var, hanedanlar ve bu hanedanlar bir tahtı kapmak için birbirleriyle savaşıyorlar durmadan. Acaba kim tahta geçecek bilmiyoruz. Bu yazar da aynı Patrick Rothfuss gibi bir türlü yazamıyor. Nasıl? Biraz daha açık olsa veya bu biraz daha koyu olsa falan çok iyi oturacakmış gibi. Ursula K. Le Guin, <laughs> yer deniz büyücüsü. Yerdeniz Büyücüsü'nün ilk kitabı okuduğum en iyi fantastik kitaplardan biri. Çünkü aslında Ursula Le Guin ablamızın bu Rüzgar'ın Adı kitaplarına yaptığı yorumu ben çok daha rahat bir şekilde bu kitaba yapabilirim. Ursula teyze kendisi merhum vefat etti iki yıl önce çok da üzüldüm. Bir videoda var hakkında iki dakikalık kanalda bir ara bakabilirsiniz istiyorsanız. İkinci kitapta fazla yine benim sevmediğim o alt metin olaylarına girip insanlara politik, felsefi bir mesaj vermeye çalıştığından ikinci kitabı çok beğenmedim. Diğer kitaplarını da henüz okumadım ama ilk kitabı çok kuvvetle ta tavsiye ediyorum. Hemen gidip okumalısınız. Zaten kısa. 170 sayfa yanılmıyorsam. Öyle bir şey. Denize yakın yerlerde tabii şu anda karantinadayız. Karantina günlükleri de videosu da gelecek. Zaten belki de gelmiştir görmüşsünüzdür. Karantinadayız ve Tamam deniz belki göremiyorsunuzdur evleriniz bakmıyordur vesaire ama olur da hani zaten bu kitap evimde yok okuyamıyorum dışarı çıkıp alamıyorum da ne yapayım derseniz mümkünse yazın yazdığınız bir yeriniz varsa ya da bir tatile gittiğinizde otelde vesaire ayaklarınızı kuma uzatırken önünüzde deniz varken okursanız deniz görebildiğiniz yerde bahsettiği deniz sahnelerini hissedebileceksiniz. Çok güzel yazılmış bir kitap acayip güzel. Bir büyücümüz var Yerdeniz Büyücüsü kitabında. Bunun ilk kitabı yani bu kadar kalın olduğuna bakmayın. 170 sayfa sadece. Bunda 6 tane kitap var içinde. Şuradaki renkli çizgileri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yerdeniz Büyücüsü ilk kitabı. Şöyledir ki. Yerdeniz Büyücüsü. Kaç dakika olmuş bu arada ona bakayım. 10 dakika. Okey. Şunları o zaman ikinci parta saklayayım. Yerdeniz Büyücüsü. Bir. Yine çocuğun büyüme hikayesini anlatıyor. Fakat... O ya onu da aslında Harry Potter'a benzetebiliriz. Yani hatta şöyle bir şöyle yorumlar geldi. Bu kitap doğrudan yer deniz büyücüsünden çalınmış gibi. Fakat bu yazarın desteği olduğu için bu kitapta kimse doğrudan kafasını kaldırıp da diyemedi onu. Çünkü çok benzerler birçok açıdan. Yine bunda da bir çocuk karakterimiz var. Bu çocuk karakterin büyüme hikayesini görüyorsun. Daha sonra kendisiyle aslında yine alt metin olarak öyle bakarlar insanlar. Kendisiyle karşılaşma, kendisiyle tanışma, kendisiyle yüzleşme hikayesidir vesaire gibi. Ben sadece fantastik kısımlarından bahsedeceğim. <laughs> spoiler verecektim ama spoiler vermek istemedim. Yani aslında kimi spoiler eğer okuma sürecinizde şeyi bozmayacaksa, hevesinizi kırmayacaksa okumadan önce spoiler değildir. Tam tersi ben size heveslendirecek şeyler söylemeyi düşündüm az önce. Ama yine de daha önceden öyle kıl diyeceğim. Kusuruma bakmasın kimse. Kıl insanlara denk gelmiştim. Yani ben bu hatta bu olay bu Yerdeniz serisinin ikinci kitabının incelemesinde oldu. Yorumlara gelip işte spoiler vermişsin falan dedi. Ben gittim videoyu tekrar izledim. Dedim ki nerede spoiler vermişim? Şurada şurada. Sonra dedim ki ben onu hani insanlar heveslensin okusun diye söylüyorum. Yani konusunu özetlemek anlatmak gibi bir şey. Sen ne diyorsun bana? Bir büyücü var. Büyü yapmayı öğreniyor. Ve bu büyü yapmayı öğrendiği süreç acayip iyi. Gidin kitabı bir kitap kitaplıkta diyecektim. Kitapçıda, kütüphanede alın. Açın. İlk bir 30 sayfasını okuyun. Yanılmıyorsam ilk 30 sayfadaydı. İlk sahnesi kitabın bir sis ve bir savaşçıların bir adaya gelişini anlatıyor. Zaten o sahnede mest oldum ben ve hepinize söyleyebileceğim okuduğum en iyi sahnelerden biridir. Gidin onu okuyun. Gaza gelip de zaten kitabı alır okursunuz. Yani kitap alır derken elinize alır okursunuz. Satın almanız gerekmiyor. Gerekiyor tabii ki de. Legal olarak. Ama benim kastım hani elinize almak. Çok iyi kitap ya. Aklıma geldikçe coşuyorum ama spoiler vermemek ya da öyle kız insanlarla uğraşmamak için çok da fazla anlatamadım. Çok iyi bir büyücü hikayesi. Ben normalde büyücü hikayelerini sevmem. Daha çok kılıç kalkan falan severim işte nasıl. Patrick Rothfuss'un rüzgarını da öyleyse orada da gittim. Büyü sistemi övdüm ama büyü sistemi çok güzel ve büyü sisteminden ziyade daha önemlisi bu şey kılıç kalkan üzerine olan kısımları ve oraları bekliyorum zaten merakla. Taht oyunları da keza öyle. Yüzgen Efendisi de keza öyle demek isterdim ama Yüzgen Efendisi'ndeki fazla betimlemeleri ben sevmiyorum. Huh, Beni bu güzel havalar mahvetti. Part 2'de görüşürüz. İyi günler.